Arkadaşlar selam herkese. Yeni bir günlük vlogla sizlerleyim. Havalar bir soğuk, bir hafif sıcak olduğu için güvenemeyip de böyle biraz kalın giyindim bugün. Ama ne kadar güneş de olsa aldanmayın çünkü esiyor, serin esiyor falan. Neyse bu aralar bir takım olaylar geliyor başıma. Ufak çaplı bir kara bulutlar falan esiyor olabilir. De. Umarım dünkü olay son olmuştur ve tekrar da olmaz. Ne geldi başımıza ondan bahsedeceğim. Evimizi su bastı. Bunu da yaşamadım demem. Taraftaki pimaş bu gider. Dolmuş. İçi dolmuş işte onun. O da benim balkonumdan çıktı. Ben de arka balkonumu biz kapattırdık. Şey olarak kullanıyorum orayı. Kiler gibi düşünün yani böyle. İşte Mila'nın eski oyuncakları, işte Mila'nın bebek arabası, mama sandalyesi. Kullanmadığım eşyalarım falan filan var orada. Neyse orası taşmış. Dün böyle işte Mila'yı okuldan almaya gideceğim. Öğlene doğru bir girdim yatak odasına. Normalde işte camları açarım, kapılarını çekerim. Havalanır yani tüm odalar böyledir her gün. Dün de kapısını açtım, bir bastım şılaps. Uf. Yani bu duyguyu tarif edemem. Rabbim kimsenin başına da vermesin. Su. Ne oluyor falan korktum tabii ki. Çünkü oradan yatak odasından içeri doğru girecek yani sular. Durmazsa. Baktım ki balkonu bir açtım. Zaten balkon göl olmuş. İşte eşyalar da içerisinde yüzüyor falan. Sonra işte ne yapacağız, ne edeceğiz? Hemen Rıza'yı aradım. İlk işim. Sonra ise bayağı bir geçtikten sonra boruyu oradan çıkarttılar falan. Su, benim balkondaki su gitti. Ama akşama kadar yatak odasıyla uğraştım. Su da pis su. Yani tozlu bir su. Çamur olmuş dışarıdaki balkondaki şeyler falan da. Böyle kötü bir gün geçirdim. Ama neyse ki dün dünde kaldı diyorum ve bugün için güzel planlarım var. Umarım bunları hayata geçirebilirim. Bir de şimdi okulda çay yapmayı planlıyorum. Ondan sonra bir etrafı toparlarım diye düşünüyorum. Sonrasında da zaten gider Mila'yı okuldan alırız. Ve Mila ile birlikte bugün anne kız piknik yapma planımız var. Bakalım nasıl olacak. Böyle evden bir şeyler götüreceğim. Sonra Mila ile markete de uğrarız. Piknik için malzemeler alırız diye düşünüyorum. Boya falan da götürmeyi düşünüyorum. İşte sulu boya falan yaparız. Çok keyifli olur bence. Bakalım böyle bir fikrim var. Bugün siz de benimlesiniz. Güne start veriyorum. Artık yeşil çayımı bu şekilde içiyorum. Normal paketli yeşil çay almıyorum arkadaşlar. Ben yumuşak içimde ve ananasla içiyordum çünkü yeşil çayı. Ama buna da yeşil çayımı yaptım. Şimdi biraz bu soğusun. Soğurken de ben de içerisini toparlayayım. Size bir şey göstermek istiyorum. Anneler günü için işte Mila okulda bir şeyler yapmışlar öğretmeniyle birlikte. Bu da böyle işte annem neleri sever, annemin saçları hangi renktir falan. Annemin adı Müge. Annesi 20 yaşındaymış bakın. 20 yaşında. Yani 20 yaş büyük olmuş bence, 18 demeliymiş. Sevdiğim renk pembeymiş, bunu gerçekten tutturmuş. Ama en sevdiğim yemek salataymış. Yani çok nadir salata yerim. Herhalde o an aklımda kaldı. En sevdiğim şarkı da çilek şarkısıymış. Bu arada pilavı güzel yaparım. Bunu tutturmuş yani. Ve benim de en çok sevdiği şey benimle yapmayı kek yapmakmış. Biraz duygulandım ama en favori 20 yaş yani. Sizin favoriniz hangisi? Bence çilek şarkısı da favori olabilirdi. 20 yaş olmasaydı çilek şarkısı favori olabilirdi. Hemen görünce dün anahtarlığıma takmıştım ama şimdi size de göstereyim. Bir de böyle anahtarlık yapmış. Bu benmişim. Kırmızı giyinmişim. Kırmızı bana yakışıyormuş. Canım kızım benim saçlarım sarı. Kıyafetimi kırmızı yapmış. Böyle bir anahtarlık. Bu da benim anahtarlığım zaten. Çok da uyumlu oldular bence ikisi. Sarı saç ve kırmızı pelerin falan. Çok tatlı ya. Çok duygulanıyorum böyle bir şeyler yapınca okulda falan benim için. Güzel yavrum benim. Şimdi de şükür defterime bir şeyler yazacağım. Bu arada şükür defterine neler yazıyorsun
yapamam diyenler oluyor. Şimdi size ilk sayfasını göstermek istiyorum. Herkesin şükredeceği şey farklıdır ama şöyle söyleyeyim. İçtiğiniz bir kahveye, gün içerisinde içtiğiniz bir suya, yani aklınıza gelebilecek her şeye şükretmek aslında. Yani o an, o gün, o an şükretmek istediğim neler, onları yazıyorum ben genelde. Şimdi böyle bazı yerlerini okuyacağım size. Şükür defteri yapacaksanız eğer ki, yani şükür defteri alacaksanız şu satır size yeterlidir diye düşünüyorum. Her gün şükredecek en az 7 şey bul. Şükür defteri tut. Hatta üşenmeden yaz. Sağlığına, içtiğin kahveye, kedinin boynuna sokulup uyumasına, güneşli günlere, aldığın nefese, batan güneşi gördüğüne şükret mesela. Bak, düzenli yaptığında hayatında neler değişecek. Mesela atıyorum, her gün şu güzel gökyüzünü görebildiğim için şükrediyorum. Bakar mısınız gökyüzünün güzelliğine? Yani evimden her gün burayı görebildiğim için şükrediyorum. Her gün kendime bir yeşil çay yapabiliyorsam, bir kahve içebiliyorsam buna şükrediyorum. Yazarken bir de şöyle tatlı bir pembe oje süreceğim. Böyle yani. Ve her günümün klasiği olan çamaşır yığını. Ben her gün fix çamaşır yıkıyorum, çamaşır katlıyorum ve çamaşır yerleştiriyorum. Bu evlendiğimden beri böyle bir günüm bile aksamamıştır. Dışarıya çıktığım günler belki aksamıştır. Bir de hastaydım geçen hafta. Ekstra bir birikti. Arkadaşlar, çıktım. Mila'yı okuldan almaya gidiyor. Çıkmadan önce hava bir kapattı. Böyle bir kapattı yani. Kapalı, bulutlu oldu. Modum biraz düşer gibi oldu çünkü yani güneşli ve sıcak olsun istiyorum bugün. Hele birlikte piknik yapacağız. İlk olarak markete gideceğiz. İlk kızımı alacağım inşallah. Ondan sonra markete gideceğiz. Bir şeyler alacağız piknik için. Sulu boya falan da aldım. Çok heyecanlıyım. Hava kapatmaz. Az önce bir kapattı. Şu an yine geri açtı. Şöyle akşam üzerine kadar böyle güneş devam edebilir. Güzel hava. Güzel bir şekilde sonra kapatabilir. İnşallah çok güzel geçer. Çok heyecanlıyım bugün için. Mila'yı aldım okuldan ve markete geldik. Piknik için bir şeyler almaya. Kaza oluyordu. Şuradan bir yaban mersini bakacağım. İki tane. İkimiz de mi yiyelim? İki. Tamam. İki tane. Tamam. Şu olsun benimki. Tamam. Seninki de bu. Anlaştık. Senin. Benim. Anne kız yanım. Biz piknik yapmak için geldik, yerleştik. Hatta sulu boyamızı bile açtık. Böyle oturuyorduk. Aklıma geldi video çekmek. Nasıl sence pikniğimiz? Güzel oldu mu pikniğimiz sence? Arı nerede bebeğim? Ben arı falan göremiyorum. Arı olduğunu iddia ediyorum. Arı yok. Nerede arı? Ben mi göremiyorum acaba? Uçuyor böyle, çiçekliğe konuyorlar. Aa, ben görmemişim. Kuşlar çok güzel. Bunu mu yenmedi? Tamam, şuraya basalım. Thank you.
göstereyim mi sana? Çıkar. Anne çok acımıyorum anne bu yer. Şurada çizelim. Aa biliyor musun ne yapabiliriz? Yaprakları boyayıp baskı çıkartırız. Tamam. Aa bak orada var bir tane. Aa bir tane senin için küçük buldum. Aa ben küçük kapatacağım. O zaman sen. İçeyelim mi? Evet evet içine veriyoruz. Ben ne şey aldım? Ben de pırıncı aldım. Şey yaparsın görüyor musun? Görüyor musun? Tamam. Eski telefonu bulacağım sen. Ben size asla sallanamazdı böyle salıncakta falan. Tabii daha önce. Şimdi böyle büyüdüğünü anlıyorum diyor ki anne sen gelmeden kendimi sallanabilirim. Tabii ki bir anne olarak duygu seliyim yani. Park hatırlıyorum böyle minicikti burada sallanıyordu bir salıncakta falan. Çocuktu ben sallıyordum. Şimdi oturuyorum bankta kendi kendine sallanıyor yani maşallah. Suratın hali ne? Parkta yaklaşık 1,5 saat kadar oynadı. Geçmiş bile olabilir. Ay hava birden soğudu. İlk Milan'ın yeleğini falan yanıma almışım. Yeleğini giydirdim öyle oynadı. Değil mi? Ağzın burnunun hali ne? Çok tatlısın çok çok. Ömrüm benim. Çiçeğin uyuyor bak bu oğlum. Evet. Hemen eve gidince suya koyacağız o çiçeği. Güzel eğlendin mi bugün? Yumuşacık olmuş. Ölmeye başlıyor. Hayır hayır ölmüyor. Yapraklarla nasıl yaptık resimleri? Yaprakları boyadık sulu boyayla sonra kağıtların üzerine yapıştırdık. Yaprakların şekli çıktı değil mi? Renkli renkli yapraklar yaptık. Yoruldun mu çok? Uyuma ama tamam mı eve gidene kadar? Uyuyayım çünkü sen çıkıyorsun bak. Bak seni ısırırım ha. Uyansam ısırsan da uyanma. Aa ısırmıyor kıt diye. Kıt ısırıyorsam kıt diye ısırırım işte. Uyan ama ısırma beni. Canım yanıyor. Hani uyanmazdın? Ama anlıyordun. Şaka yaptım şaka balım benim. Demesini seviyorsun. Kıyafet eve geldik ama bayağı yorgunum. Gerçekten çok yoruldum. Ve kargom gelmiş. Açmış bulundum. Ama şimdi açtım. Hemen bir gelince ne geldi neydi falan oldum çünkü ne almıştım. Size de gösteriyorum. İçerisinden neler çıkıyor. Gül yağı yüz serumu. Benim zaten gül yağım var. Kullanıyorum da cildime. İyi de geldiğini düşünüyorum. Bu da çok amaçlı ışıltılı yağymış. Testerler göndermişler. Çok akıllıca. Evet. Kurabiye de yapacağız. İnşallah enerjim buna müsaade ederse. Kurabiye de yapacağız. Mila Parks'e oynadı. Kaydı işte salonlu falan filan. Bayağı bir oynadı. Ve hala enerjisi tamam yani yükseklerde. Neyse. Ne aldım kendime? Saçlarım için saf biberiye suyu aldım. Çok iyi geliyormuş saçlara. En belirgin özelliği hızlıca uzatıyormuş. Ama daha birçok özellikleri de var. Ama en belirgin ve herkesin özellikle bahsettiği çok hızlı uzattığı saçları. Ben de böyle ara boyu sevmiyorum arkadaşlar. Hatta kuaföre gittiğimde saçlarımı yaptırdığımda dedim ki kısa kesin. Yani
şöyle falan böyle kulak altında kalsın bu kadar falan daha alacaktı. Kulak kestirmememi söyledi ve beni orada öyle ikna etti. Ama şu an ara boyda olduğu için saçlarını istemiyorum yani bu ara boyu. Ya kısa olacak ya da bir tık daha uzun olacak. Mesela şuralarda falan olacak. Bu yüzden de dedim ki şu biberiye suyunu bir kullanayım bakalım. Gerçekten hızlı uzatıyor mu? Hem denemek amaçlı kullanmak istiyorum. Saça dipleri uygulanıyordu diye biliyorum. Yine bir bakacağım. Sizin için de aşağıya linkini bırakırım. Faydaları gerçekten çok 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 fazla. Hatta bakayım hemen sizin için göstereceğim. Ekran fotoğrafımın güzelliğine bakar mısın? Bakayım. Bebeğim. Bak. Meraklı bak. Sensin. Bugün çektim daha. Ama kapandı ki. Ay kapandı mı? Ay. Bak. Canım benim ya. Hemen bakıyorum biberiye suyu faydalı. Oy canım. Ben de çıkmayayım. Çık sen de gel. Ya da geldik kiraz yiyordu. Kızı çok nefis. Kirazın mı? Nasıl piknik için alışveriş yaptık ya? Evet çok piknik için alışveriş. Bu da şey. Saçların. Ha, beni etkileyen uzaması dışında ikinci bir esken saçların daha gür görünmesine sağlıyormuş. Saçlarını mis gibi kokutmak için bunun içine sıkıyormuş. Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırıyormuş. Bu da anne, muhtemelen bunu, daha bunu, çabuk hızlı uzamasını sağlıyordu. Bunu açayım mı? Kepek problemine de iyi geliyormuş. Eğer ki kepek probleminiz varsa yine tercih edebileceğiniz. Ben bunu açabilirim. Aşkım şimdi açma çünkü o yağ. Ben uzamasından ziyade önemli bir nokta daha hızlı ve sağlıklı uzamasını sağlıyor. Eskiden böyle yılan yağı falan kullanıyorduk hatırlıyor musunuz saçlarınızı? Bakın o da uzatıyordu mesela yılan yağı da uzatıyordu ama daha böyle benim bir de saçlarım da ince telli. Daha böyle uzadıkça da inceliyor. Umarım bu inceltmez mi de sıkmaya başlayabilirim. Ne yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun sen? Saçıma suyum var ya. Allah'ım canım benim. Rahat saçıma suyum dedim. Daha parlak bir görüntüye sahip olması yardımcı oluyormuş. Ya bayağı iyi zaten. Yorumları falan da çok güzel. Yorumlarına da bakın mutlaka. Daha deneyelim hatta şöyle. Sıkalım. Şöyle masaj yapmamız gerekiyor diplerine. Bakalım bir de saçlarını uzatır belki. Yılın da saçlarının uzaması için kullanırız. Gerçi geçen yıla göre uzadı Milan'ın saçları. Geçen yıl çok daha kısaymış. Bakıyorum videolarına, fotoğraflarına falan. Bir de durulama gerektirmiyor. Bu da güzel bence. Böyle her sabah kalkınca sıkarsınız. Banyodan sonra sıkabilirsiniz. Bugün biz tiyatrodan aldık bu şeyi. Tiyodan aldım. Şimdi kurabiye yapacağız. Şimdi. Evet. Yalnız hemen kurudu. Çok hızlı kurudu yani. Yaşasın bugün biz. Güzel oluyor yani. Bence limonludan daha güzel oluyor portakal. Rendelemem gerekiyor ama onu. Annem diyeyim. Annem. Şuradan rendele. Sen sus ben yiyeyim. İstersen anneye verebilirsin. Yok. Hayır. Bence hepsi bu kurabı olacak. Önce açık olanını kullanacak sormanı. Bunun için. Sen burayı kır. Öbürünü de ben kıracağım. Aferin. Bir tanesini de ben kıracağım. Çünkü sarısını ayırmam gerekiyor. Ben de kıracağım. Tamam. Gördün mü? Kalıyor içerisinde. Kaşığı sokup da çıkartman lazım. Ben de şunu bakalım yoğurtları aktarayım. Pikniği sen düşündün, ben de kurabiyeyi düşündüm. Oh canım benim. Pikniği ben düşündüm, sen de kurabiye mi yapalım diye düşündüm. Sonra bunu da koy. Kurabiyelerimiz fırında. Ben de şimdi akşam yemeğini yapıyorum. Bila tavuklu, soslu makarna istedi benden. Onu yapıyorum. Çorbanın turuncu makarna ismi. Evet, soslu olduğu için turuncu makarna. Neyse onu yapıyorum. Bir yandan fırında 13 dakikası var kurabiyelerin. Mutfak
çok feci bir şekilde dandini muhtemelen Mila'ya uyutup uyuttuktan sonra yani mutfağa toparlarım diye düşünüyorum. Bu video çok uzun oldu. Yani çok fazla da uzun olmasını istemiyorum. Bakayım bir dakika. Beni daha toplamaya geçiyorum. Böyle biraz yoğun, biraz yorucu ama çok keyifli yani. Oldukça keyifli bir gün oldu bugün. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bu videoyu burada kapatayım çünkü yemek yeriz. Yemekten sonrası bizim için çok hızlı geçiyor. Bir de bir banyo yaptırmam gerekiyor çünkü tarafta çok güzeldi. Burada kapatayım. Hızlıca yemeği hazırlayayım. Biliyorsun ağzında bir şey var. Güzel koktu. Açayım mı? Tavuklarım. Açayım mı? Bir de bunun üstüne başamel sos yapacağım. Açayım mı ama? Güzel oluyor bu. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.